Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çiçekli çok güzel bir kare motif tarifi paylaşacağım. Ben bayıldım, bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki iki farklı rengini hazırladım. İkisi de gerçekten çok güzel oldu şahane görünüyorlar. Bu motif ile neler yapabiliriz? Birçok giysi çalışmasında kullanabilirsiniz. Hırkalar, yelekler yapabilirsiniz. Ya da örneğin dümdüz bir kazak ördünüz ya da süveter hırka ördünüz. Böyle dekoratif olarak cebinde yakasında falan da kullanabilirsiniz. Ya da kol kısmında kullanabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunun dışında çantalar yapılabilir. Bebek battaniyeleri Kırlentler, ranırlar yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabiliriz. Bakar mısınız böyle boyutlu çok güzel bir model. Hemen arka tarafında sizlere göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde görünüyor. İnanılmaz kolay bir yapım var. Hiç zor değil. Ee, en kolay e, örebileceğiniz motiflerden bir tanesi diyebilirim ki bütün detayını video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım Umarım faydalı bir içerik olur detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim motifimi örmek için koton bir iplik kullanacağım dokusu yakından bu şekilde tığ numaramda 3 milim olacak Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra burada bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu bir zinciri 2 3'e tamamlıyoruz. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımıza dolayarak halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz. Şimdi baştaki zincirle beraber toplamda 12 adet ikili trabzanımızı bu şekilde sihirli halkamızın içerisine oluşturacağız. Halkamızın içerisine zincirle beraber 12 tane trabzanımızı ördük. Şimdi burada sihirli halkadan kısa kalan ipi şöyle bir miktar topluyorum. Bakın tamamen çekmedim sıkı bir şekilde. Şimdi son trabzandan sonra sihirli halkanın içerisine geliyorum direkt. ilmek çıkarıyorum. Bakın başına dolamadan. Burada iki ilmeğim var. Doluyorum. İkisini birlikte örerek bir tane sık iğne ile bu noktayı tutturmuş oldum. Şimdi örgümü ters çeviriyorum. Şu kısa kalan ipi en son kullanacağız. Bu burada kalacak. Şimdi burada bakın sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve baştaki 3 zincirli noktayı bir trabzan kabul etmiştik. Şimdi bu birinci trabzan, ikinci trabzan, 3 tane trabzanı burada bırakıyorum. 3 tane trabzandan sonra hemen aradaki geniş boşluğa bakın trabzanlar arasındaki geniş boşluğa batıp Buradan batıp halkanın içerisinden tığımın ucunu çıkartıyorum. Buradan ilmek alıp bakın iki ilmeğim var. Sık iğne örerek burada 3 zincirlik bir file boşluğu elde etmiş oluyorum. Sık iğneden sonra tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve sıradaki bakın battığım noktadan sonra gelen 1 2 3 tane trabzanı sayıyorum. Bakın oldukça belirgin 1 2 3 tane trabzanı ayırıyorum ara geniş boşluğuna batıp ara geniş boşluktan sihirli halka içerisine batarak bu noktadan ilmek çıkardım ve sık iğne örüyorum. İkinci 3 zincirlik boşluğumuzu bu şekilde oluşturuyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir. Yine aynı işlem bakın. Burada yine 1, 2, 3 trabzan ayırarak hemen aradaki boşluğa batıp halkanın içerisine bu şekilde batıyoruz bu noktadan ilmek çıkartıp sık iğne. Ve son olarak 1, 2, 3 zincirimizi çekip. Şimdi başladığımız burada bakın sık iğne noktamız vardı. Hemen bu sık iğnenin tepesine gelip hemen buradaki son trabzandan sonra direkt sık iğne ile bağlantı kurmuştuk. Hemen şu araya ördüğümüz sık iğnenin tepesine gelip buradan ilmek çıkarıp bekleyen ilmeğimizden kaydırarak bakın dördüncü file boşluğunu elde etmiş oluyoruz. 1 2 3 ve dört tane file boşluğu. Şimdi bu orta kısımda herhangi bir işimiz kalmadığı için şu sihir halkadan kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekip bu orta kısmı kapatıyorum. Bu kısa ipi dediğim gibi en son gizleyeceğiz. Şimdi burada direkt bağlantıyı kurduktan sonra ilk gelen bakın 3 zincirlik boşluğa bağlantıyı kurduk. Hemen şurada bakın İlk gelen 3 zincirlik boşluğa direkt batıyorum. ilmek çıkardım. Bir tane sık iğne doluyorum. Aynı boşluğun içerisine batıp ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var doluyorum. 3'ünü tek seferde toplayarak çakma sık iğne de diyoruz. Tekli trabzan örüyorum. Doladım. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. 2 iki, 2 Sık iğne tekli trabzan ikili trabzan sonra bir zincir doluyorum. Aynı boşluğun içerisine gelerek tekrar bir tane ikili trabzan doluyorum. Aynı boşluğa bir tane tekli trabzan. Üçünü tek seferde topladım. Ve sonra aynı boşluğa bir tane sık iğne. Bakın yaprağımızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi bu 4 tane oluşturduğumuz 3 zincirlik file boşluklarına bu şekilde yapraklarımızı oluşturacağız. Geçişi nasıl yapıyoruz? Sık iğne daha sonra sıradaki gelen 3 zincirlik boşluğun içerisine direkt batıp sık iğne tekli trabzan bir tane ikili trabzan bir zincir şimdi bakın aynı şekilde ikili trabzan doluyorum bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne Hemen diğer boşluğa geçip direkt sık iğne ile başlıyorum. Sık iğne tekli trabzan, ikili trabzan, arada bir zincir ve sonra tekrar ikili trabzan, tekli trabzan, sık iğne şeklinde yaprağımı oluşturuyorum. Bakın son fileye geldim. Sık iğne, tekli trabzan, burada ikili trabzan, bir zincir, tekrar hemen ikili trabzanımı örüyorum. Sonra tekli trabzan ve son sık iğne ile bakın bu noktayı tamamlamış oluyorum. Şimdi bu kısımda bakın arka, e, arka tarafta fileler oluşturacağız. Buradaki yapraklarımızı yapmış olduğumuz gibi fileler oluşturacağız. Bu fileyi şimdi şu yaprağın tam orta kısmından batacağız. Bir de iki yaprak arasında bulunan bakın tersinden öreceğiz şimdi. İki yaprak arasında bulunan şu ortadaki bakın sık iğnenin gövdesini bir de bu noktaya kullanacağız. Birinci nokta şu bir zincirlik boşluktan batıp buradaki üç zincirlik boşluktan tığımızın ucunu çıkaracağız. Birinci nokta ve sonra ikinci noktada iki yaprak arasındaki şu ara sık iğne noktası batacağımız kısımlar. Şimdi bakın burada şu kısım belirgin. Burada son sık iğneyi ördükten sonra hemen bir bağlantı oluşturmak için hemen şu ilk gelen sık iğnenin tepesine batıp bir tane kaydırma yapıyorum. Kaydırmadan sonra şimdi bu noktada bir 2 3 zincirimi çekiyorum ve tersini çeviriyorum örgümün 3 zincirden sonra hemen ilk gelen bakın buradaki yaprağın şu aradaki bir zincirlik geniş boşluğuna trabzanların arasına batıp 3 zincirli boşluktan tığımın ucunu çıkardım bu noktadan ilmek çıkarıyorum ve sık iğne örerek 3 zincirlik ilk boşluğumu elde etmiş oluyorum sonra 1 2 3 zincir 3 zincirden sonra Bakın batacağım ikinci noktayı göstermiştim. Hemen iki yaprak arasındaki şu ortada kesişen noktasında bir sık iğne gövde, gövdesi var. Bakın tersten bu şekilde görünüyor. Bu noktaya batıp ilmek çıkarıp tekrar sık iğne. Sonra 1, 2, 3 zincir. Sonra hemen sıradaki yaprağın tekrar bir zincirlik boşluğuna batıyoruz. Bakın bir zincirlik boşluğa batıp buradan 3 zincirden tığımızın ucunu çıkartarak bu noktaya bir tane sık iğne örüyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir. Hemen iki yaprağın kesişen noktasına batıp sık iğne 1, 2, 3 zincir. Sonra sıradaki yaprağın bir zincirlik. Hemen bakın arkadan çalışıyoruz. Bir zincirlik boşluğuna bakın batıp 3 zincirden çıkartıp sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen şu kesişen noktaya sık iğne 1 2 3 zincir hemen yaprağın olduğu bir zincirlik boşluktan 3 zincire batıp sık iğnemizi örüyoruz sonra 1 2 3 zincir şimdi artık bitişi yapacağız buradaki son kesişen noktaya batacağım bakın hemen şöyle çevirdiğim zaman arka tarafta burada bağlantı kurmuştuk hemen şu aradaki boşluğa şöyle batacağım şu şekilde batalım sorun olmayacaktır batıp sık iğne ördüm bakın şu önemli olan şu araya bağlantıyı kurmak şimdi geldim burada saymam gerekiyor bakın eksik ya da fazla yapmışsanız mutlaka burada sağlamasını alın şimdi 3 zincirlik boşluk 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane toplam 8 tane 3 zincirlik file boşluğunu arkada bu şekilde elde etmiş olduk sonrasında Şimdi işimiz daha kolay. Şu kısa ipi şöyle arka tarafı alalım. Bakın burada sık iğne ile bağlantıyı yaptıktan sonra hemen ilk gelen 3 zincirlik file boşluğundan başlıyoruz yaprağımızı örmeye. 4 yaprakta yaptığımız işlemleri bu 8 yaprakta birebir aynı şekilde uygulayacağız. Çok çok kolay. Hemen geliyorum bakın. Buradaki 3 zincirlik boşluğa gelip direkt önce bir tane sık iğne örüyorum, doluyorum. Bir tane tekli trabzan, doladım bir tane ikili trabzan sonra bir zincir aynı boşluğa bir ikili trabzan tekli trabzan ve sık iğne bakın buradaki 8 tane 3 zincirlik boşluğumuz var ve bu boşluklara buradaki yaptığımız yaprakların tamamını uygulayacağız geçişte yine sık iğne tekli trabzan ikili trabzan bir zincir ikili trabzan tekli trabzan ve sık iğne. Bakın bütün 8 file noktasına bu yaprağımızı oluşturarak toplamda 8 yaprak elde edeceğiz. Bu işleme şimdi devam edelim. Son yaprağa kadar. Bakın son 3 zincirlik boşluğumuza da son yaprağımızı yaptık. Tekli trabzandan sonra burada bir tane sık iğne ile sıramızı bitiriyoruz. Sık iğneden sonra hemen ilk sık iğnenin olduğu noktaya da bir bağlantı yapıp kaydırma yapıp bir zincir çekip ilmeğimi yeteri kadar uzatıyorum. Uzattıktan sonra ipimi kesiyorum ve bakın bu rengi artık çıkartıyorum. Burada fuşya rengi kullanmıştım. Burada daha açık bir renk kullandım. Modeli sizlere daha rahat tarif edebilmek için, daha rahat görünmesi için. Bakın çiçeğimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi bunu yeşil yapraklarını yapacağız ve kare forma vereceğiz. Çiçeğimize hemen diğer rengimizi alalım. Burada yeşil rengimi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturarak işe başlıyorum tığımın başına doladım istediğiniz bir yapraktan başlayabilirsiniz bakın ben hemen şuradaki yapraktan başlayacağım bir zincirlik boşluktan başlıyoruz bakın sıradaki bir yaprağın bir zincirlik boşluğuna batıyorum ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doluyorum ikisini birlikte şu kısa ipi araya alıyorum ikisini birlikte örerek bir tane ikili trabzan hazırlıyorum doladım Aynı boşluğun içerisine şimdi 3 tane ikili trabzan örüyorum. Baştaki trabzanla beraber 2 ve 3. Arada bir zincir var. Şimdi bir sonraki yaprağın bakın batacağımız noktası hemen tığımın başına doluyorum önce. Sonra ters çeviriyorum. Ve bakın sıradaki yaprağın şu bir zincirlik boşluğundan batıp 3 zincirlik boşluğundan tığımızı çıkartıyoruz. Bu ara noktaya 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 aynı boşluğa 2 doluyorum aynı boşluğa 3. trabzanımı örüyorum. Bakın şu şekilde düzleyelim. 3 tane trabzanı bakın bu araya örmüş oldum. Sonra bir zincir çekip tığıma doluyorum. Şu kısa ipleri en son gizleyeceğiz. Bir zincir çekip doluyorum. Sıradaki yaprağın tepe boşluğunu bakın. Bir zincirlik aradaki noktaya batıp 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi köşeyi oluşturacağım için iki zincir doluyorum. Aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Aynı yaprağın içerisine. Bakın kare formunu vereceğiz artık. Şimdi geçişlerde yine bir zincir doluyorum. Şimdi sıradaki yaprağın bakın tepesine değil hemen ters çeviriyorum. Bir zincirlik boşluğundan batıp 3 zincirlik boşluğundan tığımın ucunu çıkartıyorum. Ve bu boşluğa 3 tane ikili trabzan hazırlıyorum. Bir aynı boşluğa batıyorum. Şöyle bakın ipleri yanlış bir yerden almayalım. 2 ve 3. Hemen yaprağı düzeltiyorum. Bakın. 3 tane trabzanı yaprağın böyle arka tarafına çalışmış oluyoruz. Ee, sonra diğer köşe oluşturmak için de bakın klasik kare motiflerde yaptığımız 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanı örüyoruz. Sonra bir zincir. Şimdi bir diğer yaprağı buradaki gibi köşe oluşturacağız. Hemen tepesine batıyorum bir zincirlik. Sürekli bir zincirlik boşlukları kullanıyoruz. 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum bir zincir çekip tekrar örgümü bakın ters çeviriyorum ve bir zincirlik boşluktan 3 zincirlik boşluğa batıp bu araya hemen 3 tane trabzan grubunu örüyorum bir zincir sonra hemen gelip bir diğer yaprağın bir zincirlik tepesine Hemen bakın bu uca 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan hazırlıyoruz. Sıramızı zaten tamamladık. Bu noktada kesmeyelim. Hemen sıramızı bitirelim. Bir zinciri çekip hemen ortadaki kalan yaprağı bir zincirlik boşluğundan 3 zincirlik boşluğuna batıp bu ara noktaya 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Sonra bir zincir. Bakın mutlaka şöyle düzleyelim bir zincirimizi çekip ilk başladığımız bakın köşe noktaya 3 trabzan örmüştük kalan 3 trabzanı da örüyoruz bir şu esnek olmasın çok fazla ilmeğimiz aynı boşluğa gelip 1 2 3 tane trabzanımızı ördüm ve bitişi yaparken de bakın bitişi yaparken de tığımın başına doluyorum ilk başladığım trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doluyorum 3'ün tek seferde topladım bir zincir çekip ilmeğimi yeteri kadar uzatıp şimdi bu noktada ipimi şöyle tam ortadan kesip yumaktaki ilmeği bu şekilde çıkardım şimdi burayı tekli trabzanla iki zincirli köşe boşluğunu elde etmiş oldum bakın şöyle yaprak formunda oluşturduk şimdi son bir sıramız kaldı o da çok çok kolay en sonunda kısa ipleri temizleyeceğiz hemen diğer rengimi alıyorum Yeni rengimle hemen bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Hemen şuradaki köşeden başlayalım. Bir zincir oluşturduktan sonra mutlaka tığımın başına doluyorum. Köşedeki iki zincirlik boşluktan batıp ilmek çıkardım. İlk iki ilmeği aldım, kısa ipi araya aldım, doluyorum. Kalan iki ilmeği de örerek ikili trabzanla başlangıcı yaptım doluyorum. Aynı boşluğa şimdi üç tane trabzan örüyorum. Baştaki ile beraber 2. Aynı boşluğa 3. Şu kısa kalan ipi de en son gizleyeceğiz. Ara geçişte yine bir zincir var doluyorum. Şimdi bakın klasik hanım dilendi bey beğendi motifi formuna döndü. Çiçeğimizi kare formunu verdik. Şimdi bir zinciri çekip doluyorum. Şuradaki 3 trabzanı geçip aradaki bir zincirlik boşluğa batarak bu noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bir zincir doluyorum. Hemen ara bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. Sonra bir zincir doladım ve geldim köşedeki iki zincirlik boşluğa. Bu noktaya gelip 3 tane ikili trabzan köşe olduğu için iki zincir doluyorum. Aynı boşluğa gelip tekrar kalan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir. Hemen bir zincirlik boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan grubunu örüyorum. Bakın sonra şu kısa kalan ipleri de gizleyeceğiz. Tamamen motifimizi temizlemiş olacağız. Bu son sırayı da ördükten sonra. Şimdi bakın köşede artırma işlemimiz yine alt sıralı olduğu gibi aralarda da üçlü trabzan grupları geçişlerde de bir zincirlerimizi çekerek köşemizi tamamlayacağız. Buradaki bitişi de Yeşille yapmış olduğumuz gibi yaprak sırasında yapmış olduğumuz gibi 3 tane trabzanı örüp tekli trabzanla bitişimizi sağlayacağız. Sonra kısa ipleri de gizleyerek motifimizi tamamlamış olacağız. Tarifimiz bu şekilde istiyorum ki hemen bu motifi de bitirip sizlerle hızlı bir şekilde paylaşalım. Bakın motifimizin iplerini de bu şekilde gizleyerek tamamlamış olduk. Gerçekten temiz güzel bir çalışma oluyor. İsterseniz bir iki sıra daha örebilirsiniz. E, motifinizi büyütmek isterseniz eğer. Ama bu ölçü benim için yeterli. Gerçekten çok güzel oldu. İstediğiniz renkle birleştirmesini yapabilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz birleştirmede. E, motif birleştirme tariflerini daha önceden sizlerle birçok kez paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır Hatta hiç iplik kopartmadan da motiflerinizi bir bütün haline getirebilirsiniz. Yine merak edenler olursa o videonun linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle santim olarak da motifimizin ölçüsünü sizlere söyleyeceğim. Bakın 8 buçuk santim ölçüsünde oldu. Burada e, ben yarnar cinsin e, koton iplerini kullandım. Elimde e, çiçek için uygun olan renkler bunlardı. Ama sizler istediğiniz koton iplerle hazırlayabilirsiniz. Aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte e, fayda var. Çok güzel oldu. Ben keyifle çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.